bunları konuşacağız. Cumhuriyet.com.tr Ekonomi Müdürü Bora Erdin bu bölümde bizlerle birlikte. Bora Erdin, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gülcan, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Önce bu kararla başlayalım. Bunun bize tercümesini yapar mısınız? Doların artışından mı korkuyor acaba AKP iktidarı? Ne dersiniz? Nasıl okumalı bu kararı? Burada iki tane kalem var aslında. Hafızalarımızı tazeleyelim. Şöyle oldu. Nisan ayında aslında bir düzenleme yapıldı. 18 Nisan'da bu yürürlüğe geçti ve dendi ki ihracatçı ihracat bedelini getirdiği zaman bu parayı zaten bankalara satmak zorundaydı %40'ını. Bankalar da otomatik olarak bunu Merkez Bankası'na satıyordu. Amaç aslında döviz rezervlerini yüksek göstermek. Bir yandan da piyasada dövize olan talebi düşürmek. Yani piyasadaki dövizi ellerinde tutmak istiyorlardı. Böylece de gördük ki zaten uygulama sonrası Haziran'a kadar geçen dönemde, Nisan'dan Haziran'a kadar geçen dönemde dolar kısmen yükseldi. Ardından da hep söylüyoruz, arka kapıdan bir dolara dövize müdahale var, kura müdahale var. Çünkü amaç dövizi kademeli yükseltmek. Zaten yükselecek bir şişme var dolar tarafında özellikle. Bunun için dediğim gibi bir şekilde piyasaya müdahale ediliyor. Onu da kalem kalem söyleyebiliriz. Yani kamu bankaları üzerinden yapılıyor bu işlem ve Merkez Bankası da buna göz yumuyor diyelim. Atılan bu adım için biz geçtiğimiz gün ben de ekonomi gazetecileri Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Şahap Kavcıoğlu'nda katıldığı bir toplantıya gittik. Bu toplantı şöyle oldu. Ya bize şu dendi, sabah toplantı işte saat 14.00'da Kavcıoğlu ve Kim Başkanı ve bir heyet bir araya gelecek ve bu meseleyi konuşacak. Bu arada bu karar zaten beklenen bir karardı. İhracatçılar Merkez Bankası'nı köşeye sıkıştırmışlardı. Bu talebi yaklaşık 3-4 aydır daha yüksek sesle dile getirmeye başlamışlardı. Merkez Bankası Başkanı toplantıya gelecekti ve orada bir açık toplantı olacaktı. Fakat toplantı böyle olmadı. Hazırlanan salondan vazgeçildi. O gün kapalı toplantı yapıldı ve haliyle detayları belli olmayan bazı başlıklar oldu ve bunları istişare edildiği söylendi. Toplantı bittikten sonra bizimle bir araya geldiler, ayaküstü böyle 2-3 soruya cevap verecekler. Ben de orada şunu sordum aslında. İhracatçıların böyle bir talebi var, yani bugünkü düzenlemeyle ilgili. Bu talep olacak mı? Yani ikinci bir kur mu yaratılacak sorusuna Şahap Kavcıoğlu bizim kurla ilgili bir hedefimiz yok diye cevap verdi. Yani bir geçiştirdi. Burada şöyle bir durum var. Yapılan bu düzenlemeyle aslında ikinci bir kur yarattılar. Zaten üçüncü bir hatta kur yarattılar. Bir merkez bir kurumuz var günlük bildiğimiz serbest piyasa. İki bir kapalı çarşı kurumuz oldu. Üç bir de ihracatçıların kuru oldu. Yani herkesin kendi kuru olacak böyle giderse. Ben de yarın dolar 21 lira diyebileceğim. Bunu diyebiliriz. Ama asıl mesele şu. Hep kısa vadeli atılmış adımlar bunlar. Bunlar konut balonu gibi daha önce konuştuğumuz meselelerde bir döviz, bir kur balonu yaratılıyor. Yani burada bir stres oluşturuyor. Hani deprem uzmanları diyor ya, fayda bir gerginlik, bir stres oluşuyor. Şu an dolarda bile isteye bir stres oluşturuluyor. Bu kararla ihracatçı dövizini getirecek, KKM'ye koyacak, kalan kısmı işte döviz satın alırsa işte %2 faiz ödenecek. Bu şu demek, 3 ay tutarsa %8 yıllık faiz alacak. Şimdi siz zaten hali hazırda 3 ay tutarsanız da %8 alırsanız. Dolar organik olarak yükseldi döviz. Bir de üstüne bunun faizli var. Bunu da hesaplayabiliriz. Biz şunu gösterir. Bu işler bittikten sonra her ay ödenecek olan %2 faizle birlikte bugün 18.80 seviyelerinde olan doların %8 artışını sadece bu hesapla söyleyelim. Merkez Bankası veriyor zaten. Bir de üstüne doların organik yükselişini söyleyelim. Ne olacak? Biz %15 belki %20 dolardaki artışı artık öngörebiliyoruz. Evet, acaba bir üçlü kur sistemine doğru mu gidiyoruz? Biz aslında bu ekranlarda sürekli olarak altını çizmeye çalışıyoruz. Ekran fiyatlarını izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Kapalı çarşıda farklı fiyat, yani fiziki dolarla ekran fiyatı arasında makas açılırken bir de şimdi buna ihracatçılara acaba yeni bir kur mu uygulanacak sorusu da eklendi. Her ne kadar yalanlansa da aslında içeride konuşulduğunu aldığımız bilgilerden görüyoruz. Şimdi ama Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarını biraz önce ekranlara getirdik.
geçirdik. Yine pembe tablolar çizmeye devam ediyor Bakan Nebati. Diyor ki gözlerimdeki ışıltı artmaya devam edecek. Çünkü ekonomide veriler gayet güzel geliyor. Bir yandan da fiyat istikrarını biz bilerek ani yapmıyoruz dedi Bakan Nebati. Özellikle yavaş yavaş yapıldığını söyledi. Nasıl okumalı bu açıklamayı? Nurettin Nebati'nin açıklamalarını artık hem piyasa koşulları da çok ciddiye almıyor. Nurettin Nebati bizim yavaş yavaş birdenbire yaparsak şok olursunuz gibi bir açıklama yaptı. Gerçekten ben akıl, yani bu seviyede bir maliye yönetiminin olmasını da garipsemiyorum artık. Çünkü yani nasıl hak ediyorsak aslında o şekilde yönetiliyoruz. Yani ihracatçılar da bence fazlasıyla bunu hak ediyorlar. Çünkü bu şekilde yönetilmek istiyorlar. Şimdi piyasaya müdahale ederseniz zaten, ya siz serbest piyasa koşulu var derken bir yandan da biz bunları tutuyoruz, yavaş yavaş yapacağız demek şu anlama geliyor. Yani ortada oluşmuş bir serbest piyasa koşulu yok. Şimdi fiyatları düşünebilirsiniz. Bakın marketler açıklama yaptılar. Binlerce üründe sabit fiyat diye. Kaç üründe sabit fiyat? Söyleyelim saçma sapan ayakkabı çekeceğinde. Bir dönem TÜİK'le ilgili soba borusu hesabı yapıyorduk. Bir pon topu yapıyorduk ya. Gidin o marketlere bakın, hiçbirinde sabit kalmadı. Çiğ süt ve süt ürünlerinin hepsine zam geldi. Yani temel ürünlerinin fiyatlarını indirebiliyorsanız indirin. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nde siz de az önce okudunuz. İnsanlar artık semt pazarına gidemez hale geldiler. Dün ben de semt pazarına gittim. Semt pazarı gerçekten, yani bazı tezgahlar bile açılmıyor artık semt pazarlarında. Yani esnaf da gelmiyor. Pazarcı da artık tezgahı açmıyor. Çünkü aldığı ürünü sürdürülebilir şekilde satamıyor. Ürün kayıpları oluşuyor. İnsanlar az az alıyor. Tek tek alıyor. Bunun nedeni gerçekten ortada bir problem olduğunu gösteriyor. Nebati Bey, eğer fiyat istikrarı anı yapamıyoruz hepimiz şok oluruz. Yani aman düştü falan demeyiz. Çünkü o fiyat istikrarı, artık fiyat gerilemeyecek. Türkiye'de enflasyon var. Enflasyon büyüyerek artıyor. Rakamlar bir matematik baz etkisiyle düşüyormuş gibi gösteriyor ama bu fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükseliyor. Yine biz televizyon ekranlarında şimdi sabah hatırlattı sosyal medya. Şunu konuşmuşuz zaten. Yani bağıra çağıra dövizle ilgili adımlar atılacağına dair bir geldiğini söylemiştik ekranlarda. 3 ay geçmiş üzerinde. Bakın 2023, bu bir seçim adımı. Ben bu çok siyasi tespitler yapmaktan hoşlanmıyorum. Çok da vakit olmadığım bir alan ama ekonomi tarafında şunu söyleyebilirim. Seçimden sonra, benden sonrası tufan adımları bunları hepsi. Yani kuru da patlatacaklar. Çünkü bugün tutulan kur birdenbire patlayabilir. Patlayacaktır da çünkü stres yaratılıyor. Keza gıda fiyatlarında da aynı. Öyle düşüreceğim, düşürüyorum, marketlere baskın yapıyorum, rekabet kurumu üzerinden yaptırımlar uyguluyorum, ceza kesiyorum. Bunların hepsinin, rekabet kurumunun bu marketlere kestiği cezaları biz zaten rafta ödüyoruz. Ürüne zam yapıyoruz. Bunu bu şekilde sürdürülebilir olması mümkün değil. Evet, şimdi siz de ifade ettiniz, elbette keşke siyaset konuşmasak ama siyasi gelişmeler o kadar çok etkiliyor ki ekonomiyi. Şimdi bunun bir yanda da dün etkisini gördük, daha doğrusu gördük mü diye soracağım sizi. Anayasa Mahkemesi'nde bugün gözler dedik. HDP'nin talebine ilişkin kapatılmasına, itirazına ilişkin bir kararı görüşecek bugün Anayasa Mahkemesi. Şimdi dün raportörden gelen bir açıklama, bu talebin reddinin istendiği yönündeki bir açıklama ve sonrasında Borsa İstanbul'da gördüğümüz düşüşler. Biraz bu kısmı sormak istiyorum. Acaba seçime doğru bir bekle gör politikası mı izleniyor? Yoksa dün neler oldu? Şimdi izleyicilerimize anlatmaya çalışalım. Borsa BIST 100 endeksinde dünkü kayıplar %4'ü geçti. Şimdi bugüne baktığımızda yine düşüşle başladığımızı görüyoruz. Ne oldu borsada esen o hava bir anda tersine dönmüş oldu? Ne oluyor diyelim, sözü size bırakalım. Türkiye 90'ların karanlık günlerini yaşıyor. Sokaklarda cinayetler işleniyor. Eli silahlı çeteler sokaklarda cirit atıyorlar. Bir kıraathane basılıyor. Birdenbire Sinan Ateş cinayetini biliyorsunuz. Aydınlatılamıyor. 15 kişi tutuklandı, gözaltına alındı, serbest bırakıldı oluyor. Aslında bu 90'larda yaşadığımız şey. Bakın 90'larda da ne oldu? Büyük borsa krizi, 90'lar krizi yaşandı. Neden? Çünkü siyasi iklim sağlıklı değildi. Sokaklar karışmıştı. Cinayetler işleniyordu. 24 Ocak Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü, 30 yıl geçti üzerinden, hala aydınlatılamamış bir 90'lar cinayeti. Keza Gaffar Okan. Şimdi iki resim de aynı. 90'larda yaşanan şeyi hatırlayalım, hatırlayanlarımız vardı. Bugün de aynı şeyi yaşıyoruz.
Ama 90'larla arasında bir tane fark kalmıştı. O da siyasi kriz. Yani hükümet krizleri. Onu da işte kapatma davaları, anayasayı delme, türban krizi çıkartma, olmayan bir suni kriz yaratma, işte anayasa düzenlemeleri yapma. Yani 90'lardaki maddelere sayalım. 90'larda büyük borsa krizi, ekonomik krizi, o şoku yaşayanlar hatırlayacaktır. Sokaklar artık çekilmez hale gelmişti. Öte yandan fiyatlar artmıştı. Enflasyon, hiperenflasyon vardı. Faili meçhul cinayetler işleniyordu ve siyasi kriz vardı. Şimdi üçü tamamlandı, siyasi krizimizdeki. Şimdi onu da tamamlıyoruz. Yani inatla Türkiye'yi devasa bir krize sürükleyecek tüm etmenleri, tüm başlıkları hazırlıyoruz. Yani Türkiye bir 90'lar özlemi çekiyor ama biz onu nostaljik olarak, şarkıları güzeldi, Eurovizyona gidiyorduk. Bu tip bir hasretimiz vardı. Şu an biz 90'ların karanlık kısmını getiriyoruz. Keşke 90'lar olsa diyenler. O 90'lar bu 90'lar değil. Bizim istediğimiz 90'lar, güzel şarkılar dinlediğimiz, can kahkahalar attığımız 90'lardı. Biz de karanlık korsanların 90'ları geri getiriyorlar. Evet, o zaman son olarak bu konuyla ilgili şunu da soralım. İzleyicilerimiz de merak eder. Bir yandan da aslında baktığımızda bu siyasi gerilimler olmasa Borsa İstanbul'da tam da bilanço dönemine girdiğimiz güçlü bilançoların beklendiği yani yükseliş beklenmesi gereken bir dönem yaşıyoruz. Tam da bu dönemi bu gelişmeler ışığında okursak acaba bu kayıpların sürmesini bekler miyiz? Ne dersiniz? Borsada yabancı yatırımcı kalmadı. Aralık verilerine baktığımızda yabancının çıktığını gördük. Kısmen de olsa Ocak ayının ilk 2 haftasında yabancı girişi vardı. Ancak şu an borsada kalan küçük yatırımcı. Çoğunun da küçük hesapları var. Böyle büyük büyük meblağlarla yatırım yapanlar değil. Borsanın yükselmesi beklenen bir dönem. Çünkü biz biliyoruz ki enflasyonla birlikte 2023-2022'de özellikle de son çeyrekte enflasyonun şirketlere olumlu etkisi oldu. Çünkü satışları hızlandı, insanlar alışverişi ertelemediler, satın almaları. Sanayi tarafında da keza böyle bir durum vardı. Avrupa'da sanayi üretimi işte faiz arttırımlarıyla birlikte artış var. Şimdi Avrupa'dan ve Almanya'dan veriler geliyor. Bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Özellikle son çeyrekte de bir toparlanma vardı. İşte hem sanayi hem perakende hem giyim hem de bankalar tarafında aslında olumlu gelişmelerin olduğu bir çeyrek verileri alacağız biz. Fakat buna rağmen borsa düşüyor. Neden düşüyor? Çünkü güven iklimi oluşmadı. Yani seçim döneminde biz bir hacimli işlem olacağını biliyoruz. Böyle olacaktır. Ama hani seçime gidiyoruz. Piyasayı da yatırımcıyı da üzmezler beklentisi vardı. Hiç de öyle değil. Görüyoruz işte. Yani şu an piyasada yatırımcıyı üzmeyelim adımı yok. Piyasada aksine serbest transferi. Yani insanları borsaya kilitleyip gitme çabası olduğunu görüyoruz. Borsada da işte hala halka arzlar var. Çeyrekler geliyor. Aslında bunların fotoğrafın bütününe baktığımızda görüyoruz ki aslında borsanın yükselmesi gerekiyor. Genel olarak. Yani özel bir durum yoksa şirketlerin ya da Türkiye'de siyasi bir kriz yoksa borsanın yükselmesi lazım. Ve tek yatırım aracı da kazandıran bu. Yani ihracatçı değilseniz şu an dolarınıza %2 faiz alamıyorsanız şu an Türkiye'de tek yatırım aracı borsa kazandıran en azından. Bunu da bitirdiler. Borsa önümüzdeki günlerde bugün artık Perşembe, yarın son işlem günü. Bu haftayı kapattığımızda bir kriz tespiti yapacağız, söyleyeceğiz, bakacağız şimdi ay bitiyor. Önümüzdeki hafta Ocak ayını bitirdiğimizde genel olarak borsanın düştüğünü, hacmin azaldığını, insanların kaçtığını göreceğiz. Buna rağmen gelen olumlu veriler borsa tarafında, şirketler tarafında olumlu veriler de eğer piyasaya yansımazsa bu düşüşün devam edeceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, temelinde de güven yattığını söylüyor Bora Erdin. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum bir yandan ekranlara da getiriyoruz. Seçim hazırlıkları tam gaz devam ediyor ve anketlerde umduğunu bulamayan iktidar seçim öncesi hemen toplum kesimlerini ilgilendiren hemen her alanda adımlar atıyor. Müjdeler art arda geliyor. Bunlardan son gelen müjdeyi ayrıntılı olarak ekranlara taşıdık. Bir borç yapılandırma paketi, çok geniş kapsamlı bir paket. Devleti olan bütün borçların cezaları silinecek ve kalan kısmı da ana parada 48 taksitte ödenebilecek. Şimdi soru bir, bu adımlar seçim kazandırabilir mi? Ve acaba bu paketin kapsamına ilişkin nasıl detaylar siz gazeteci gözüyle gözlemlediniz? Ve soru iki, acaba bu adımları hangi yeni adımlar takip edebilir? Ne dersiniz?
Buradan hemen aslında borçluları, vergi mükelleflerine uyaralım. Hatta varsa evlerini bizimle paylaşsınlar. Hemen E-Devlet'e girsinler. Gelemiyorlarsa gipgov.tr'ye, gelir idaresi başkanlığı.gov.tr'ye girsinler ve oradan güncel vergi borçlarının vade tarihlerine baksınlar. Bizimle de paylaşsınlar. Sosyal medyadan olabilir, benim hesaplarımdan olabilir. Çünkü bazı borçların vadesi 2022 olmasına rağmen 2023'e devredilmiş. Yani geri baktığınızda benim borcum 2022, 31 Aralık 2022'ye kadar oluşmuş borç zannediyorsunuz ama 6183 sayılı kanunla o arada zaten yapılandırılıp borcun vadeleri 2023'e atılmış. Yani bazıları bu indirimden, yani silinmeden 2000 liranın altında olan vergi borçları silinecek, bundan faydalanamayabilirler. Fakat Şimdi ben araya girip bunu bir Türkiye kez daha altını... yapılandırmaya artık... Evet, Bora Erdin beni duyabiliyor mu acaba? Bu sesteki cızırtıyı da belki şu Duyuyorum. arkadaşımızdan bir rica edelim. Çok önemli bir şey söyledi Bora Erdin. Altını çizelim bir kez daha, ben doğru mu anladım? Şimdi şöyle dediniz, gipgov.tr'ye veya E-Devlet'e girin, borçlarınızı kontrol edin. 2000 liranın altındaki vergi borçlarının silineceğini duyurduk biz de izleyicilerimize. Ama... bu borçlar 2023 yılına devredilerek kapsam dışı bırakılmış olabilir. Bunu kontrol edin dediniz. Doğru anladık, öyle değil mi? Evet. Bir tane daha başlık ekleyelim. Bir de hiç hesapta olmayan 2013'ten, 2015'ten, 2017'den daha önce size takip etmemiş, sistemde görmediğiniz borçlar da sisteme eklenmiş olabilir. Bunları da kontrol etmekte fayda var. Yani ilan harçları özellikle bir mahkeme, bir icra dosyası yaşanmış ya da kapanmış olabilir. Bunlar takip edilebilir. Bir de çok öncesinden kalan kredi yurtlar kurumu, yani KYK borçlarının vadeleri 2022 olan vergi dairesine devrilmiş. Vadeleri 2023'e 6183 amne alacakları kanunuyla, vergi kanunuyla otomatik olarak yapılandırılıp zaten vadelendirilmiş olabilir 2023 içerisinde. Yani 31 Aralık 2022 sonrasına atılmış olabilir. İki başlık özet geçelim. E-Devlet'e girip mutlaka vergi borçları kontrol edilsin. Daha önceden 2022'den kalan borçların zaten otomatik olarak 2023'e başka bir düzenlemeyle, zaten hali hazırda uygulanan bir düzenlemeyle devredilmiş olabilir. Ve hiç hesapta olmayan bazı borçlar size takip etmiş olabilir. Ama yapılandırma seçim kazandırır mı diye sordunuz ya. Türkiye'de zaten 36 aylık, yani 18 taksitinden taksit biten bitmez yapılandırma da işte 36 ay geçer ve yeni yapılandırma gelir. Bu hiç değişmemiştir. Bu sefer biraz farklı. Geçtiğimiz dönemlerde enflasyon bu kadar yüksek değildi. Nebati de yaptığı açıklamada şunu söyledi. Biz zaten belli bir seviyede hesaplıyoruz, tutuyoruz diye. Bu sefer faiz oranı çok yüksek olabilir. Yani 300-350 liralık aylık taksitler, ana para taksitlerin 700 liralara gelebilir. Hesaplamayı henüz yayınlanmadığı için göremiyoruz ama göreceğiz. 2000 liranın altında borcum var, silinecek diyenlere de belirtelim, şöyle olacak. Sizin farklı farklı 5 tane borcunuz var ya da toplamı 2000 lira ya da 7000 lira bir borcunuz var. Bunun 2000 lirası silinmeyecek. Böyle de bir yanlış anlaşılma var piyasada. 2000 liranın 1999 lira ise borcunuz silinecek. Ama 2001 lira ise 2001'i siz yapılandıracaksınız. Yani Nebahat Bey söyledi, 48 taksite kadar olacak bu. 48 taksit olursa her ay ödenecek. 36 ay, daha önceki sistemde şöyleydi. 2 ayda bir ödeniyordu. 18 taksitte toplam 36 ayda ödeniyordu. Bunların da detaylarını hep beraber göreceğiz. Ama buradaki en önemli meselelerden biri, biz geçtiğimiz dönemlerde, yapılandırma dönemlerinde bu kadar yüksek üfe ve tüfe ile karşılaşmamıştık. Bu kez çok yüksek bir üfe tüfe oranı var. Bunlar da borçların hesaplanmasında çok yüksek ödeme taksitler ortaya çıkaracak. Bunu göreceğiz. Evet, sorduğum ikinci soruya da onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Seçime doğru acaba başka hangi basılmadık tuş kaldı, onu da merak ediyoruz. Çünkü ne varsa masaya sürüldüğünü görüyoruz. Yeni bir adım bekler misiniz bununla ilgili olarak? Şöyle, bir ajanda vardı zaten Eylül ayından itibaren. İşte ehliyet affı geldi, EYT geldi. Bir tane kalem kaldı şu an, o da emekli ikramiyeli. Biliyorsunuz uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıllar önce gündeme getirdi. O dönemin bakanlarının böyle bir bütçe yok dediği ama hemen peşine ilk bayramda 1000 TL emekli ikramiyesi verilen emekli ikramiyeleri 1000 TL olarak verilmeye başladı. Ama o 1000 TL bugün 1000 TL değil. Yani o 1000 TL bugün hepi topu işte 300 lira, 200 lira gibi bir alım gücü kaldı. Eridi, hatta daha da az bir alım gücü kaldı o 1000 liranın.
Bir sonraki tuş bu Nisan'da biliyorsunuz Ramazan Bayramı var. Ramazan Bayramı öncesinde seçimden de zaten bir ay önce bunun %100 belki de %120 oranında artırılacağı, yani 1000 liranın 2500 liralara kadar bayram ikramiyelerinin çıkarılacağı, onu da orada artık seçime son kala pek koz bu. Bir de öyle zannediyorum çiftçiler için bir paket hazırlanacak. O da kulis bilgisi, çiftçiye daha düşük maliyetli mazot ya da ekstra bir mazot desteği gibi bir düzenleme olacak. Son iki kalem bunlar. Emeklilere söyleyelim. Zannediyoruz 2000 veya 2500 lira bayram ikramiyesi tüm yıl içinde toplam 5000 lira bayram ikramiyesi düzenlemesi yapılacağını bekliyoruz. Yapılmasını bekliyoruz. Evet, çiftçiler için de yeni bir paket gündemde ama diyor ki Bora Erdin tek bir müjde kaldı, o da emekli ikramiyeleri. Aslında emekli izleyicilerimiz de bize sürekli olarak aynı konuyu hatırlatıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Özellikle borç yapılandırma ile ilgili uyarılar çok kıymetliydi. Cumhuriyet.com.tr Ekonomi Müdürü Bora Erdin bu bölümde bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Teşekkürler diyelim ve devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi